kayak tesisleri Antalya Kent Merkezi Cumhuriyet Meydanı'na 53 kilometre uzaklıktadır. Bu yol ortalama olarak 1,5 saatte alınır. Antalya Körfezi'nin batı kıyılarında hemen hemen deniz kıyısından başlayarak birden yükselen Bey Dağları boyunca aşılan bu güzergah, arazinin eğiminin artmasına bağlı olarak ulaşımda güçlük yaratır. Saklıkent Kayak Merkezi, Antalya Körfezi'nin kuzeybatısında, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan, Bey Dağları'nın doğu kolu olan Bakırlı Dağı'nın doğu yamaçları üzerindedir. Saha yükseltisi tesisler sahasında 1915 metredir. Bu değer kayak pistleri çevresinde 1970 metreye kadar çıkar. Sahanın doğusunda Saklıkent Yayla yerleşmesi, batısında Bakırlı Dağı ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, kuzeyinde Akçakaya ve Pürelli yaylaları, güneyinde ise İlmelik, Moryer, Karçukuru ve Fesliken yaylaları bulunmaktadır. Antalya ilinin turistik çekim gücü potansiyeli yüksek sahalarından biri olan Saklıkent Kayak Merkezi ile Antalya kenti arasında ulaşım olanakları henüz yeterli olmasa da günümüz koşullarında yeterli sayılabilecek düzeydedir. Bu merkezi Antalya'ya bağlayan karayolunun hemen hemen tamamı asfalt kaplama yol olup yolun genişliği kimi yerlerde 10 metre, kimi yerlerde ise iki aracın yan yana geçmesini güçleştirecek genişliktedir. Kayak merkezi ile Antalya kenti arasında ana güzergah dışında alternatif bir yol olan eski bir yayla yerleşmesinin devamlı yerleşmeye dönüşmesi ile oluşan Geyikbayırı köyünün kuzeyi boyunca Bey Dağları'na tırmanıp Fesliken Yaylası'na ulaşan karayoludur. Ancak burada en önemli sorun, güzergah boyunca yükseltinin yer yer 2000 metreye yaklaşması ve yolun kış aylarında genellikle kar yağışı nedeniyle kapalı olmasıdır. Zaman zaman ulaşıma açılan bu yol, standartlarının düşük olması nedeniyle tercih edilmez. Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelen turistlerin hemen tamamı karayolu aracılığı ile sahaya ulaşır. Ancak hava koşullarının da uygun olduğu bazı günlerde helikopter ile de turist taşıdığı olur. Saklıkent Kayak Merkezi adını yaklaşık 500 metre doğusunda yer alan Saklıkent Yayla yerleşmesinden almıştır. Yayla yerleşmesinin bulunduğu sahanın etrafı yüksek tepeler ile çevrili, korunaklı bir saha olması muhtemelen Saklıkent adını almasında etkili olmuştur. Ayrıca yöre halkının bir kısmı da sahayı Saklı Yayla olarak adlandırmaktadır. Çevrenin en önemli yükseltisi durumundaki Bey Dağları, yüksek kalker katmanları ve aralarında derin vadilerle ayrılmış tepelik sahalardan oluşmuştur. Genellikle masifimsi ve
Kalın katmanlı kalkerlerle kaplı yüksek tepeler, faylanma nedeniyle yüzlerce metre yükseklikte şevler meydana getirmiştir. Adeta minare şeklinde bir aşınmaya uğrayan tepeler oldukça sivridir. Bey Dağları üzerindeki kalkerler içinde karstik şekillerden olan mağaralar, lapyalar ve dolinlere de sıkça rastlanır. Antalya Körfezi'nin batısı boyunca kuzeydoğu güneybatı doğrultulu uzanan Bey Dağları, kendisiyle aynı doğrultuda uzanan faylar tarafından kesilmiştir. Bu faylar, Bey Dağları'nın doğusunda akım gösteren Çandır, Boğa Çayı ve Sarı Su Çayları ile aynı doğrultuda uzanır. Saklıkent Kayak Merkezi'nin turistik çekim gücüne sahip bir saha olmasında klimatik özelliklerinin önemli bir payı vardır. Kayak merkezi her ne kadar Akdeniz ikliminin yayılış bölgesi içinde yer alsa da sahip olduğu yükselti, karasal iklim koşullarının hissedildiği bir yer olmasına neden olmuştur. Antalya Körfezi'nin batısında kıyıdan itibaren aniden yükselen Bey Dağları, sahada kısa mesafelerde iklim değişmelerine neden olur. İklim koşullarındaki söz konusu değişmenin en belirgin özelliği, bitki örtüsü dağılışında görülen kademeli değişimdir. Denize yakın alçak sahalarda görülen make elemanları ve kızılçam ormanları, yükseltinin artmasına bağlı olarak 1200 metreden itibaren yerlerini karaçam, sedir ve meşe çalılıklarına bırakır. 1850 metre yükseltide alpin çayır formasyonları görünmeye başlar. Saklıkent Kayak Merkezi, denize yakınlığı ve dolayısıyla denizden gelen nemli hava kütlelerine açık bir sahada bulunduğu için yılın yaklaşık 5 ayı kar yağışı alır. Bu merkez, Türkiye kış turizm merkezleri arasında enlem itibariyle en güneyde yer alanıdır. Sahanın özel konumu ve özellikle yükseltisi, enlem faktörünün kış turizmi faaliyetleri için oluşturduğu olumsuzluğu nispeten azaltan önemli faktörlerin başında gelir. Bu merkezde kayak sezonu Aralık ayı ikinci yarısı itibariyle başlar. Mart ayının ortalarına kadar devam eder. Bu süre yaklaşık 90 ila 100 gün sürer. Bazı yıllar kar yağışı miktarındaki artma ve azalmalara bağlı olarak kayak sezonu süresi değişebilmektedir. Bu farklılık, Antalya turizminin çeşitlenmesine katkıda bulunan önemli doğal çevre özelliklerinden birisidir. Hatta klimatik değerlerde görülen söz konusu farklılık, Antalya ili turizmine ayrıcalıklı bir çekim gücü özelliği kazandırır. Kayak sezonunun son dönemleri olan Mart ayı başlarında aynı gün içerisinde hem kayak yapabilme hem de denize girme olanağının oluşması, yukarıda bahsedilen klimatik farklılığın oluşturduğu bir turistik çekiciliktir. Saklıkent Kayak Merkezi'nin kayak sezonu süresi, Türkiye'nin önde gelen diğer kayak merkezleriyle karşılaştırıldığında sezon uzunluğunun bu merkezde nispeten kısa olduğu dikkati çeker. Saklıkent Kayak Merkezi, bulunduğu sahanın iklim özellikleri nedeniyle Antalya şehri ve yakın çevresinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Mart ayı içerisinde Antalya kıyılarında deniz suyu sıcaklığının 19,3 dereceye kadar çıktığı düşünülürse, özellikle Kuzey Avrupa kökenli turistlerin denize girebilmesi için bu değer yeterli sayılabilir.
Saklı Kent Kayak Merkezi'nde ortalama 100 gün olan kayak sezonu süresince kar kalınlığı 50 ila 150 cm arasında değişir. Bazı yıllar kar yağışının yetersiz olması nedeniyle kayak yapabilme alt sınırı olarak kabul edilen 50 cm'nin altında kar örtüsü bulunur. Bu durum sahaya gelen turist sayısında azalmasına yol açan nedenlerden birisidir. Ancak sahada kar örtüsü kalınlığı çoğunlukla 50 cm limitinin üzerindedir. Aralık ayı ortaları ile Mart ayı ortalarını kapsayan kayak sezonu devresinde sahayı günlük 150 araç ya da ortalama 500 kişi ziyaret eder. Ziyaretçi sayısında hafta sonları, bayram tatilleri ve yarı yıl sonu tatillerinde belirgin bir artış olur. Bu dönemlerde ziyaretçi sayısı ortalama olarak 2000 rakamına ulaşabilmektedir. Kayak merkezinde profesyonel ve amatör kayakçılara hizmet eden iki kayak pisti bulunur. Bunların toplam uzunluğu 1750 metreyi bulur. Kayak merkezinde ayrıca uzunluğu 500 metre kadar olan kar kızağı pisti de vardır. Burada yaklaşık 300 kadar kar kızağı bulunur. Saklı Kent 970 kişi bölü saat kapasiteli bir teleferik hattı ile 750 ila 850 metre uzunluğunda iki teleski hattına sahiptir. Antalya ili ve yakın çevresi genellikle yaz aylarında yoğunlaşan turizm aktiviteleri ile nitelense de yılın belirli dönemlerine sıkışan bu aktivitelere alternatif oluşturacak turistik potansiyel çeşitliliğine de sahiptir. Saklı Kent sunulacak alternatiflerden birisi olmaya aday turistik potansiyel sahasıdır. Saklı Kent Kayak Merkezi her yıl kış turizmi ile ilgili ulusal ölçekteki yarışmalara ev sahipliği yapar. Bunlar 1-2 Mart Ulusal Kayak Yarışması, 9-10 Mart Saklı Kent Kayak ve Snowboard Şenlikleri, Golden Snow Fest etkinlikleridir. Bu faaliyetler süresince Antalya şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan sürekli ücretsiz belediye otobüs seferleri düzenlenir.